Ya Haldun Bey, yıllarca bize yalan mı söylendi? Yalan mı söylediniz? Siz de görevdeydiniz. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük, en güçlü ordularından biri değil miydi? Bizi kandırdınız mı? Gerçekten merak ediyorum. Evet. Ben çok katılmıyorum buna da. Evet. Onu sonra söylerim ben de. Yani muhalefet şerhimi koyacağım. Şimdi ben tabii Aytunç Bey'le hiç tanışma fırsatım olmadı. Kendilerini tanıyorum. Tabii Alpagu Hanımefendi'yle de ne yazık ki bugüne kadar tanışamadık. Ama Barış kardeşim bir Barış daha var biliyorsunuz. İki Barışlar. Onları ben özel bir tabii şeyim var yani sevgim var öyle söyleyeyim. Çok sağ Eğer olun. kabul ederlerse. Silivri'deki duruşmalardan onların öyle yan yana duruşlarını, bakışlarını böyle bugün gibi hatırlıyorum o duruşma salonundaki oturumlarda ara verildi. Zaman zaman ara verilirdi. İşte arada şey var hani burada izleyiciler onlar da kalkar geriye dönerler. Hani uzaktan uzağa hani tanıdıkları işte aile mensupları, arkadaşları falan. Evet nerelerden nerelere geldik hala şey dert bitmedi. Efendim tabii bu sorunun cevabı çok uzun. Yani ona girecek durumum yok ama bu soruyu konu alan bir program yaparsanız memnuniyete katılırım ileride. Şu kadar söyleyeyim. Ben emekli olmadan kısa bir süre önce İtalya'da bir tatbikata katıldım. Bu tatbikatın amacı İtalya NATO çabuk reaksiyon kol ordusunun Afganistan'a göreve gidecekti. O göreve hazır olup olmadığını test eden bir tatbikattı. Yani İtalyan kol ordusunu. Napoli merkezli oradan yönetildi. Ama çok sayıda birlik katıldı. Akdeniz'deki işte 6. filo diye bilinen Amerikan filosu dahil yani. Çok büyük bir tatbikat. Ben bu tatbikatın yani nasıl söyleyeyim? Tatbikatların beyni vardır. Düşman olmadığı için yani normal bir savaşta değilse barış savaşı düşman olmadığı için düşmanı temsil eden bir beyin vardır. O beyinde 167 subay vardı. Çeşitli ülkelerden. Ben bunları her sabah toplar, hepsine direktif verirdim. Bakın sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın, şunlar şunu yapacak, bunlar bunu yapacak, şunlara dikkat edin, şuna emir vereceksiniz, şuna şu talimatı vereceksiniz, şunlara dikkat edin, sen şuraya git, sen şuraya git. Tatbikat biter, o günkü biter, akşam hepsini toplar, eleştirirdim. Derdim ki sen doğru yaptın, sen şunu yaptın, sen bunu yaptın. Ertesi gün tekrar bir hafta. En son tatbikat bitti. 6. filonun temsilcisi bir yani grup var. Onun başında da bir albay var. Havacı bir albay, Amerikalı. Geldi dedi ki ya dedi sör dedi. Yani çok uğraştık, çok çalıştık. Kusura bakmayın özür diliyorum ama dedi sizin standartlarınıza ulaşamadık dedi. Yani sizin beklediğiniz gibi yapamadık ama dedi emin olun dedi. Elimizden geleni yaptık dedi. Elimizden geleni yaptık dedi. Orada yemek alırken tabii generalleri ayrı bir yer ayırmışlar. Hani oraya gidip oturduğunuzda normal getiriyorlar garsonlar. Ama ben herkesle beraber sıraya girerdim. Yani er de giriyor normal. Astsubay da giriyor, subay da giriyor. Yine bir gün sıraya girdim. Önümde de bir Amerikalı er var. Hiç unutmuyorum. Tabii er duruyor. Bir ara şöyle kafasını çevirdi. Beni gördü. O sor dedi. Buyurun dedi. Siz niye bekliyorsunuz dedi. Niye beklemeyin? Sen bekliyorsun. Ben de bekliyorum. Baktım. Sor dedi. Siz dedi, Türk subayısınız değil mi? Dedi. Evet dedim. Türk ordusu number one. Aynen böyle yaptı. Number one. Şimdi bakın. Orduyla ilgili, Türk ordusu ile ilgili bir gerçeklik vardır. Yani bu denilen bu bir yani palavra böyle bir hayal bizim uydurduğumuz bir şey değil. Bakın biz Somali'ye gittiğimizde 1. Marin Tümeni'nin harekat komutasına girdik orada Mogadişu'da. Yani şeyden önce yani Birleşmiş Milletler almadan önce onların komutasına girdik. Bize ne dediler biliyor musunuz? Ya dediler siz en son Kore'de bizim yanımızdaydınız. Şimdi dediler merak ediyoruz. Acaba siz yine aynı Türk askeri misiniz? Yani sonra iş bittikten sonra dediler ki ya bu Türkler değişmemiş. Bu Türkler değişmemiş. Bir Amerikalı yüzbaşı var, irtibat subayı. Bir gün baktım mektup okuyor. Oturmuş kenarda, yerde, çadırın dibinde. Beni görünce fırladı, sör! Dedim hayırdır dedim, memleketten mektup mu? Evet sör dedi. Babam dedi mektup yazdı, size dedi saygılarını gönderiyor. Dedim ya baban dedim beni nereden tanıyor?
Sör dedi, ben dedi babama söyledim. Dedim ki dedi, ben Türk Birliği'ne irtibat subayı gittim. Ne dedi baban dedim. Dedi ki bana dedi, bak dedi, sakın bizi Türk komutanına mahcup etme. Sakın mahcup etme bizi. Ne bizim ailemizi, ne bizim ismimizi, ne de Amerikalı olarak bizi mahcup etme. Sakın emrinden çıkma. Dedim, nereden dedim baban dedim size. Vallahi Sör dedi, bilmiyorum dedi, tanıyormuş dedi. Ama dedi, babam Kore'de savaşmış, belki oradandır dedi. Bakın, Türk ordusu böyle bir ordudur. Bu gerçektir. Şimdi bugün sormamız gereken şey şu. O ordu bugün ne durumda? Ha ben kötü demiyorum. Onu bilmiyorum. Ben emekli oldum 15 sene oldu. Ama bugün ne durumda? Bunu bilmemiz lazım. Mesela şimdi biraz önce söyledim. 2 gün önce duyurusu yapıldı. Sahil güvenlikle jandarmaya 800 küsur sözleşmeli subay alınmış. Bu subayları kim seçecek? Mülakatlarını kim yapacak? Hangi koşullara göre alacaklar? Bakın 2 sene önce asker alma kanunu çıkartıldı. 92 yıllık kanunu 3 saatte komisyondan geçirdiler. Herkese evet dedi. Yani komisyondan geçti. Araya bayram seyran falan girdi. Tam bu İstanbul yenileme seçimlerinden hemen önce 2019'da. Hemen arkasından bir anlaşma yaptılar. Yani ne derler? Centilmenlik anlaşması. Hiç kimse konuşmayacak. Bayram tatili geçti. Genel kuruldan geçirdiler. Uydurma 2 değişiklikle. Bakın en önemli maddelerinden biri şu. Bu mesela şimdi bu sözleşmeli subay alınıyor. Bunların içinde meslek liselerinden gelenlere %15 ila 20 civarında fazladan puan verilecek. Bunu kim verecek? Mülakat komisyonlarına verecek. Kim bu mülakat komisyonunu oluşturuyor? Kimler burada yer alıyor? Kimler mülakata giriyor? Aldığı puan ne olursa olsun yazılı veya müracaatında. Bakın bunların takip edilmesi lazım. Peki. Ordudaki değişim böyle oluyor. Yani soru yerinde. Türk ordusu gerçekten dünyanın önde gelen ordularındandır. Ama bugünkü durum nedir? Bunu bilmemiz lazım. Bunu bilmek zorundayız. Görevimiz bu, hakkımız. Tamam ama hani bugünkü durumun kötü olduğuna ilişkin de bir yorumu olmadı Sayın Solmaz Türk'ün. Ben onu açıkça söylüyorum. Evet, öyle bir şey yok. Operasyonun icrasıyla ilgili hiçbir sorun, evet. Yani ben göremedim. Tamam. Varsa da yani, ben bilmiyorum. Bir kez o emir verildikten sonra. Karar almayla ilgili. Bir kez o emir verildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının onun gereğini hakkıyla, layıkıyla yerine getirdiğine dair hiçbir şüphem yok dedi Haldun Solmaz Türk. Nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine kamu çıkarı ilgilendiren bir takım soruları dillendirmek başkadır. Ama hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinde hiçbir şekilde şüphe uyandırmayacak bir üsluba dikkat etmek de önemlidir. Ve buna da bizim dikkat etmemiz gerekir. Bir de Barış Pehlivan orada hani sanki siyasetin önünde eğilmek gibi bir sözün geçti. Onu düzeltmek isteyebilirsin. Yani uyumlu ya da biraz fazla uyumu öne çıkaran, belki hani yeri geldiğinde hatırlatması gereken ya da itiraz etmesi gereken bir takım kendi hususlarda. Kendi alanında itiraz etmesi evet, gereken. Evet, tabii. Kendisini bütün geri çeken bir durum olup olmadığına ilişkin bir soruydu. Yoksa o da bir tespit değildi. Evet. Ben aslında biraz ben açıkçası Haldun Solmaz Türk'ün bunları söylemesini istiyordum. Bakın, yani bu kadar hani biz yani niye böyle bir operasyon, niye şehitler verdik tartışması. Kuşku yok ki yani hani herkesin tartıştığı ve sorması gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Ve tamam ama o soruları yöneltirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu ilgili evet titiz bir üslubumuza dikkat etmekte fayda var. Ayşim Şakir. Ben de yani muhalefet şeyini şu yüzden koydum. Hı. Yani Türk ordusu ordu anlamında baktığımız zaman siyaset ve konuşmamın ilk başında programda siyaset ve ordu şu anda iç içe geçtiği için siyasetin çok etkili olduğunu 6 Şubat'ta bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle artık Genelkurmay'ın assubay da atayamayacağını bunu Ahmet Zeki çok zaten anlattı. Hı. Buralarda sıkıntılar olduğunu ki Sayın Solmaz Türk de bunları zaten vurguladı vesaire. Şimdi esas Türk ordusu her şeye rağmen bu kadar saldırıya rağmen Fethullah'ından bilmem nesine kadar bütün saldırılara rağmen baktığınız zaman Barış Pınarı'nda yapabilir, Zeytin Dalı'nda yapabilir, terör koridoruna girebilir vesaire. Ama eksiklik şu, Barış'ın da anlatmaya çalıştığı, yani bu kadar siyasetin bu kadar müdahale ettiği, her şeyine müdahale ettiği ve
en ufak itirazını kabul etmediği bir duruma gelmesinde bir sıkıntı var. Yoksa bu operasyonda Milli Savunma Bakanı da Genelkurmay Başkanı da muhalefet şerhini koyar ve der ki burada sıkıntı olabilir. Şu sıkıntılar olabilir. Sayın Cumhurbaşkanım şurada şu zayiatları verebiliriz. Çünkü asker zaten bu kafa için yetiştiriliyor. Yani Garay'ı anlatır. Oraya Sayın Hulusi Akar mecliste nasıl anlattı? Orası dedi çok başka bir yer dedi. Hani bomba atılabilecek bile bir yer değil dedi. Evet bunların hepsini bilebiliyoruz. Yani asker bilir zaten bunu. Ama siyasetin müdahalesinden dolayı ve hani Sayın Solman Sürkün'ün de ifadesiyle o tek isim üzerinde toplandığı için her şey şu anda bir sıkıntı var. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Evet bu kadar Fethullahçıların kuşattığı, NATO'nun kuşattığı, NATO'cuların kuşattığı bir ordunun içinde yine de mücadele eden birçok isim var ve kavga eden isimler var. Ve bir de emir verildiği zaman gerçekten bu mücadeleyi PKK'ya karşı, terör örgütüne karşı mücadele eden müthiş kadrolar var. O yüzden ben muhalefet şerhimi koydum. Evet. Yoksa yani, siyaset TSK ilişkisi böyle olmamalı tabii. Bu kadar da. Türk Silahlı i̇şte Kuvvetleri'nin... Bana 30 saniye izin verir misiniz? Buyurun Sayın Solmaz Türk. Buyurun. Bunu geçmeden. Bu çünkü önemli bir nokta. Şimdi bakın. Bakın şu Samuel Huntington'ın Soldier and the State kitabı. Devlet ve asker. Devlet ve asker. Bu klasiktir. Bakın bu klasiktir. Bunun özü şudur. Asker kurumsal olarak otonomiye sahip olmak zorundadır. Siyasetçi de demokrasilerde askerin kurumsal otonomisine saygı göstermek zorundadır. Bu nerede olur? Siyasetle yani siyasi karar almayla askerin en üst seviye komutasının birleştiği yer. İngilizce buna interface denir. Interface. Yani Genelkurmay, Milli Savunma ve hükümetin bir araya geldiği seviyeyi anlatır bu kitap. Onu anlatıyorum ben. Aşağıda sorun olmaz. Bakın ne olursa olsun ordunun ruhunu, Türk ordusunun ruhunu kimse öldüremez. Kimse. Ordunun kendisi bile öldüremez. Ordunun ruhunu. Öldürememiştir. Bakın ben bunu garanti ederim. Yani ona hiçbir tereddüt yok. Ancak sorun burada. Askerle devletin interfeysinde birleştiği yerde. İşte bunun mutlaka demokratik bir esasa bağlanması lazım. Bu yapılmadı. Yapılması gerekirken yapılmadı. Yapılabilecekken yapılmadı. Sorun bu seviyededir. Bunu konuşmamız lazım. Ama peki. Tabii ayrı bir program olur. Artı şu cümle de çok önemli. Serdar arada... Atasoy gibi bir ismin Kara Kuvvetleri'ne istihbarat daire başkanı hala olabiliyorsa burada da büyük bir sıkıntı var. Bunun da sorumluları ve bu atamaları yapanlar da tartışılmalıdır ayrıca. Bu soruyu sormak çok meşru bir soru. Çok meşru. Birileri tartışmasız bir konudur bu. Birileri emekli edilirken... Tasfiye edilirken. Tasfiye edilirken o kişinin her türlü atamadaki tek isim bir isim daha çıktı. Neredeyse. Bir dakika evet. Bir isim daha çıktı. Deniz Kuvvetleri'nde tuamiral olan bir isimden bahsediliyor. FETÖ soruşturması varken hakkında, evet. Ankesör soruşturması evet. Varken terfi ettirildiğine evet. Dair. Peki.